Bakü büromuza soralım nedir son durum diye. Bu sürecin en deneyimli isimlerinden birisi. Yıllardır Azerbaycan başkentinde görev yapıyor. Değerli meslektaşım, TRT Haber muhabiri Fatih Avanos telefon attığında. Fatih, nedir durum? Fuat Kozluklu, Azerbaycan Savunma Bakanlığı aslında duruma ilişkin ayrıntılı da bir açıklama yaptığını ifade edelim. Geçtiğimiz haftalarda Laçin ve Kelbecer'de terör grupları vardı ve bu grupların, silahlı grupların burayı terk etmesi istenmişti ama yavaş davranan da bir Erivan yönetimi vardı. Azerbaycan ordusu da burada tespit edilen unsurlara yine bir operasyon gerçekleştirmiş ve bölgeyi aslında bu silahlı unsurlardan temizlemişti. İşte Azerbaycan Savunma Bakanlığı 12 Eylül gece saatlerinden itibaren özellikle yine temizlenen bölgeler olsun ve bir diğer dikkat çeken ayrıntı Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçin istikametleri olsun. Burada gecenin karanlığından faydalanan, istifade eden, tabii bölgenin arazi yapısı da çetin coğrafi şartlarından da istifade eden bir takım Ermeni unsurların, birliklerin, güçlerin Azerbaycan ordusunun özellikle mevzileri arasında ve ikmal yolları üzerine mayın yerleştirdiğini tespit ettikleri ifade edildi açıklamada. İşte o gruplara karşı bir operasyonun gerçekleştiği, karşı tedbirlerin alındığı, ancak o tedbirlerin alındığı sırada da Ermeni güçler tarafından yoğun ateş altında tutuldukları ifade edildi ve bir çatışmanın da burada meydana geldiği ifade edildi. Özellikle Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Basar Geçer, İstisu, Karakilse ve Goris mevkii, ki Goris mevkii artık tabii Karabağ'ın en batısında, artık Ermenistan sınırına çok yakın o noktalardan Azerbaycan mevzilerine yönelik bir saldırı girişimi, yoğun ateş açıldığı, havanlarla birlikte muhtelif silahlarla, iri çaplı yine büyük silahlarla Azerbaycan mevzilerine yoğun ateş açıldığı burada ifade edildi. Açılan ateş sonucu da Azerbaycan Savunma Bakanlığı askerlerinde kayıpların olduğunu ifade etti ve yine bölgedeki askeri birliklerinde de maddi hasar meydana geldi ifade edildi. İşte bu yoğun ateşe de Azerbaycan tarafı karşı çok sert tedbirler aldığını görüyoruz. Özellikle Ermeni güçlerin ateş noktalarının susturulması, tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi bölgede altyapı çalışmaları var, sivil çalışan işçiler var, onların da can sağlığının korunması maksadıyla tedbirlerin alındığı ve burada da Ermeni güçlerin özellikle ateş destek noktalarının susturulduğunu görüyoruz ve burada da Ermeni güçlerin kayıplar verdiğini Azerbaycan Savunma Bakanlığı ifade ediyor. Diğer taraftan Azerbaycan Savunma Bakanlığı özellikle son bir ayda Ermeni güçlerin yine muhtelif günlerde bu tip provokasyonlarını sürdürdüğünü ifade ediyor ve burada tansiyonun yükseltilmesi, özellikle çatışmaların devlet sınırına yükseltilmesinin de son dönemde devam eden barış görüşmelerine ciddi darbe vurduğu da ifade ediliyor. Toparlayacak olursak, Fatih, buyurun. Bir saniye. Şimdi Azerbaycan'la Ermenistan arasında Rusya'nın, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin devrede olduğu bir barış anlaşmasının taslak metni hazırlanıyordu. Böylesi bir süreçteydik. Ağustos'un başındaki o provokasyon saldırısına rağmen bu süreç yürütüldü. Bugüne kadar gelindi. Senin de birlikte tanıklık ettiğimiz o 44 günlük savaşın sonrasında, yani 27 Eylül 2020 10 Kasım 2020 arasında süren o savaşta Azerbaycan işgal edilmiş topraklarını kurtardı, özgürleştirdi. Ama anlaşmalardan birisinde de mayın döşenen bölgelerin haritasının teslim edilmesi, verilmesi vardı ki temizlik başlayabilsin, sağlıklı yürütülebilsin. Zira o mayınlar yüzünden hala hayatını kaybedenler var, şehit düşenler var. Ve Amerika Birleşik Devletleri de geçen hafta dedi ki 2 milyon dolarlık bir hibede bulunacağız mayınların temizlenmesi için. Ne oldu da bir anda böylesi bir ateşkesin ya da barış sürecinin ihlaline kalkıştı sence Ermenistan silahlı güçleri ya da Ermeni terör grupları? Fuat Kozluklu, Nikol Paşinyan aslında yeni bir umuttu Ermenistan için ve yine 2018'de o seçimlerle birlikte ciddi de bir gücü arkasına alarak siyasi iradeyle gelmişti ama işte o 2 yıllık süreçte biliyorsunuz erken seçime gitme kararı
askeri darbeyle, darbe teşebbüsüyle meydana gelmişti. Ve Nikol Paşinyan'ın aslında Erivan yönetiminin siyasi iradenin askeri iradeye tam anlamıyla aslında hükmedemediğini de görüyoruz. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde açıklanmış Kasım Aralık gibi iki ülke arasında sınırların artık netleştirilmesi, belirlenmesi ve bir barış anlaşmasının da imzalanması için aslında liderler kurmaylarına talimatlarını vermişti. Ve son görüşmede o anlamda yapıcı geçmişti. İşte gerek o operasyonla silahlı unsurların çıkarılması gerekse yine Brüksel'deki son görüşmenin olumlu geçmesi sonrası beklenen barış anlaşmasına gerçekten ciddi bir darbe vuracak karakterde bir saldırı olduğunu görüyoruz. Azerbaycan Savunma Bakanlığı her zaman bu tip ayrıntılı açıklama yapmaz. Bugün yaptığı açıklama aslında buradaki çatışmanın da büyüklüğünü gösteriyor. Aynı zamanda çatışma alanının daha da genişlememesi için, büyümemesi için tedbirler alıyoruz ve bunun daha da büyümemesi için gayret ediyoruz dedi. Bunu da anlıyoruz ki Ermenistan tarafı sadece Kelbecer ve Laçin bölgesi değil, aslında işgalden azat edilen bölgeler değil, devlet sınırında da bir takım provokasyonların burada gerçekleştiğini görüyoruz Fuat Kozluklu. Fatih Avanos, deneyimli bir meslektaşım. Çok çok teşekkürler, kolay gelsin Fatih. Can Azerbaycan'a selam ediyoruz.